Merhabalar, bugün de sizlerle Ege usulü, hatta İstanbul usulü de deniliyor, zeytinyağlı yaprak sarması yapalım. Bunun için ben yarım kilo taze yaprak aldım, haşladım. Böyle saplarını ayırdım. Şimdi bu sapları ekşilik versin diye tencerenin dibine atıyorum. Hiçbirini çöpe atmıyorum. Çok güzel lezzet veriyor. Atalım. Sonra üzerine de şöyle birkaç büyük yapraktan koyalım. Evet. Birkaç dilim de limon alta koyuyorum. Alttan da lezzet versin diye. Sonra biraz da tuz ve zeytinyağı koyuyorum dibine. Şöyle biraz tuz atalım. Birazını da üzerine atarız. Biraz da zeytinyağı altına. Çok az da su koyuyorum. Biraz da su koyalım. Tamam. Sonra sarmamızın içini hazırlamaya başlıyoruz. Ondan sonra dizeriz tenceremizi. Bir su bardağından bir parmak eksik kadar bir zeytinyağı koydum. Bu bol zeytinyağında güzel olan bir yemek. Isınıyor. Sonra iki büyük boy soğan doğradık. Küçük küçük. Onu ekleyeceğiz zeytinyağına. Soğanlarımız zaten ince kıyıldı. Çok fazla yakmaya, pişirmeye gerek yok. Ama biraz yumuşatacağız şimdi. Soğanlarımız yumuşadı. Şimdi bir yemek kaşığı dolusu dolmalık fıstığımızı da koyuyoruz. Biraz da bununla kavuralım. Şimdi 1,5 su bardağı diyelim, şu bardağımla 1,5 bardak pirinç koydum. Onun üzerinde bir paket kuş üzümü, ikisini birlikte yıkadım. Tenceremize alıyoruz bunu da. Biraz da pirinçleri kavuracağız çünkü. Biraz kavrulsun. Evet, şimdi önce biraz tuz katalım. Sonra karabiberimizi, yarım çay kaşığı kadar karabiberimiz var. Yarım çay kaşığı tarçınımız var. Bir tatlı kaşığı yeni baharımız var. Köftelik bahar. Baharatlar zevkinize göre, isteğinize göre, damak zevkinize göre değişir, artar, eksilir. Buna siz karar verirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı da toz şeker atıyorum. Thank you.
1,5 bardak pirinç koymuştum. 3 bardak su koymamız gerekir. Bunun birini koyuyoruz buraya. İkisini de üzerine koyacağız. Şimdi büyük bir limonun yarısının suyunu sıktım. Onu da ekliyorum. Suyunu çekinceye kadar kısık ateşte ağzını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Suyunu çekmesi yeterli. Evet, suyunu çekti. Şimdi yarım demet maydanoz, yarım demet de dereotum var. Bunları da koyuyorum. Karıştırıyorum ve ağzını kapatıp altını da kapatıp soğumaya bırakıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Karıştırıyoruz. Bakın yeşil yeşil güzel kalacak içinde. Son anda koyduğumuz için. Şimdi altını kapatıyorum ocağımızı ve ağzını da kapatıyorum. Soğusun. Dolma içimiz soğudu. Şimdi yaprağımızı alıyoruz. Dolu dolu yanlarının içine kapatıyoruz yapraklarımızın. Sıkı sıkı sarıyoruz. Evet. Saralım bir daha. Sonra sıkı sıkı ince ince sarıyoruz. Evet, işte bu kadar. Hepsini saralım, tencereye dizelim. Pişirirken tekrar göstereyim. Evet, sarmamızı sardık tenceremizde. Şöyle yarım limon daha sıktım. Onu da koyuyoruz üzerine. Sonra biraz tuz atıyoruz. Alta atmıştık. Biraz da üstüne atıyoruz. Sonra limon dilimlerimizi de koyuyoruz. Yapraklarımızı da kapatıp güzelce kapatalım. Evet. Şimdi kalan 2 bardak suyumuzu ben burada içi hazırladığım tencereye koydum. Onun yağıyla bir döküyorum. Evet, 2 bardak suyumuzu döktük. Şimdi üzerine biraz da yağımızı döküyoruz. Sonra da dolma taşımızı koyuyoruz. Evet, altını yakıp kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra kısın. Şöyle bir 35-40 dakika pişsin. Evet, çok lezzetli oldu. Çok güzel bir dolma oldu, tadına baktık. Siz de deneyin isterim. Gerçekten hoş bir lezzet. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın.